olduğu için bakarsanız orada oturan Hazreti İsa tekrar dünyaya geldiği günü Mesih olarak tekrar dünyaya geldiği günü bekliyor. Yani buna taştan bir İncil diyebilirsiniz. Sagrada Familia, Hazreti İsa'nın ailesi ve Hazreti İsa'nın hayatına ithafen yapıldığı için taştan bir İncil. Gaudi'nin amacı o. Yani bu bölümü yapan mimar Gaudi hiç görmedi. Farklı farklı dönemlerde yapılıyor. Gaudi çizerken muhtemelen bunun böyle olacağını resmetmiş mi? Tabii. Yani genel bir şeyi var. Ne derler? Genel bir planı var ama detayların hepsi her bir mimar kendi detayını kullanıyor. O yüzden tabii oradaki şey yapıyla buradaki yapı çok farklı. Şu en şurada sağdaki binaların olduğu yerin ana kapısı olacak. Oradaki tamamen farklı olacak. Burayla hiç inan şey yapılmayacak. Hiç farklı olmayacak. Ben böyle düşünmemiştim. Yok, Gaudi aslında biliyor zaten. Ömrünün yetmeyeceğini biliyor. Benden sonra gelen jenerasyonlar sahip çıksın inşaatı. Farklı farklı dönemlerde olacağını bildiği için her yerde farklı bir mimari var. Yani 1880'lerin mimarisiyle şu anki mimari aynı değil. Her ne kadar modernist bir yapı olarak bilsek bile şeyi yok. Eşi benzeri olmadığı için yine modernist bina diyorlar buna. Modernist mimar diyorlar. Bakarsanız İngiliz'den ayetler var, yazılar var. Sanctus, Sanctus, Sanctus yazıyor. Aziz, Aziz, Aziz yazıyor. Bu şekilde Hazreti İsa hayatını bir şekilde taştan anlatmaya çalışmışlar. Dediğim gibi toplam 9 tane görüyoruz ama artık bakarsanız aradan çıkan şeyler var. Küleler var. Bu külelerin yüksekliği aşağı yukarı 100 metre. Ortadan çıkacak külenin yüksekliği 172,5 metre olacak. Yani bu görmüş olduğunuz külenin neredeyse 2 katı. Aynen. Biraz daha ileri gidersek o çaprazdan ortadan çıkan küleleri de göreceksiniz. Şöyle devam eden onun ortasından 4 kule çıkıyor. Onun ortasından da bir küle daha çıkıyor. 4 bak. Küleden bir tanesi de aradan. Aradan sığıyor. Aynen. Şöyle şu isterseniz şu aşağı gidelim. O çaprazdan daha rahat görürsünüz.